Evet sevgili arkadaşlar, geldik ECOG'la ilgili sorulara. EBOB'u şöyle bir gözden geçirdik ve dedik ki bir bütünü küçük parçalara ayırıyorsanız en büyük ortak bölen bulacaksınız. Çünkü bölüyorsunuz. Burada tam tersi, küçük parçalardan bir bütün elde edeceksiniz. Parçadan bütüne gideceksiniz. Dolayısıyla katlarını alacaksınız. İşte bu yüzden ECOG'la ilgili sorularda verilen sayıların katları söz konusu olacak. İlk soruyla başlıyorum. 8, 10 ve 15 sayılarına tam bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? Madem 8, 10 ve 15'e tam bölünüyor, o zaman bu sayı 8'in, 10'un ve 15'in katı olmak zorundadır. Hadi gelin bunların en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldüm 4, 5, 15. 2'ye böldüm 2, 5, 15. 2'ye böldüm 1, 5, 15. 3'e böldüm 5, 5 ve 5'e böldüm 1, 1. Şimdi çarpıyorum. 2 kere 2 kere 2, 8. 8 kere 5, 40. 40 kere 3, 120. En küçük ortak kat 120'dir. İşte bu yüzden verilen sayılara bölünebilen en küçük pozitif tam sayı 120 olur. Hemen ikinci soruya geçiyorum. 6, 12 ve 15 ile bölündüğünde her seferinde 2 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır? Arkadaşlar 6, 12 ve 15'e tam bölünseydi bu sayıların ortak bir katı olacaktı. Önce kalanı unut. Kalanı unut. Sadece ve sadece bu sayılara tam bölünen en küçük sayıyı bul. 6, 12 ve 15'in en küçük ortak katını buluyorum. 2'ye böldüm. 3, 6, 15. 2'ye böldüm 3, 3, 15. 3'e böldüm 1, 1, 5. 5'e böldüm 1. 2 kere 2, 4. 4 kere 5, 20. 20 kere 3, 60. Şimdi bu verilen sayılara tam bölünebilen en küçük sayı. Ama benden 2 kalanını veren en küçük sayı istiyor. Dolayısıyla kalanın 2 olabilmesi için benim bulduğum 60'a 2 eklemem lazım. Yani sonuç 62 olur. Burada özellikle şuna dikkat, birazdan da bahsedeceğim ama bir ön bilgi size. En küçük doğal sayıyı sorduğu için 60'ı aldım. Eğer bana 60'tan daha büyük bir değer sorsaydı ki bunu belirtmek üzere şöyle demesi gerekiyordu. Ya işte 80'den büyük, 90'dan büyük vesaire demesi gerekiyordu. Veya 3 basamaklı, 4 basamaklı sayı demesi gerekiyordu. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız öncelikle bulduğunuz ECOG'un katlarını alarak istenen şartı sağlayacaksınız. Sonra kalan 2 olduğu için üzerine 2 ekleyeceksiniz. Ama bu ekleme işlemini en son yapacaksınız. Peki, geldim üçüncü soruya. 12 ile bölündüğünde 10, 15 ile bölündüğünde 13 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır demiş. Şimdi bir önceki soruyla bu soru arasında müthiş bir fark var. Bir önceki soruda hangisine bölünürse bölünsün kalan 2 idi. Sonucu hesapladım, üstüne 2 ekledim. Şimdi ise 12'ye bölündüğünde 10, 15'e bölündüğünde 13 kalanını verdiğini söylüyor. Yani kalanlar birbirinden farklı. Bakın burada özel bir teknik kullanacağım. Ama bunun öncesinde ilk etapta şunu düşüneceğim. Tam bölünseydi ne olurdu? 12 ve 15'e tam bölünseydi o zaman 12 ve 15'in en küçük ortak katı olacaktı. Hadi hesaplayalım. 2'ye böldüm 6, 15. 2'ye böldüm 3, 15. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1, 2 kere 2, 4, 4 kere 5, 20, 20 kere 3, 60. En küçük sayıyı buldum tam bölünseydi. Şimdi 12'ye bölündüğünde 10 kalanını, 15'e bölündüğünde 13 kalanını veriyorsa şunu düşüneceksin. Kalanlar aynı mı? Değil. O zaman bölenle kalan arasındaki farka bakacaksın. 12 ile 10 arasındaki fark 2. 15 ile 13 arasındaki fark 2. Dikkat et. Her iki durumda da fark 2. Bu yüzden 2 eksiğini alıyorsun. Yani cevap 58 olacaktır. Ve dördüncü soru. Bir torbadaki bilyeler 7'şer 7'şer sayıldığında 4, 8'er 8'er sayıldığında 5 bilye artıyor. Torbada en az kaç bilye vardır demiş. Şimdi bakın.
Özellikle bir önceki soruyla bu soru arasında müthiş bir ilişki var. Bir önceki soruda 12'ye bölündüğünde 10, 15'e bölündüğünde 13 kalanını veren en küçük sayıyı sormuştu ya. Ben aynı soruyu şu bilgiyle de sorabilirim size. Derim ki 12'şer 12'şer sayıldığında 10, 15'er 15'er sayıldığında 13 tane artıyor. Hikaye katabilirim sorunun içerisine. İşte o hikayeyi soruya dahil ettiğim andan itibaren bölme işlemiyle belli gruplara ayırarak sayma işlemi birbirinin tıpatıp aynısı olur. Dolayısıyla 3. soruda yaptığım işlemle 4. soruda yapacağım işlem birbirinin aynısıdır. Yani 7'ye bölündüğünde 4, 8'e bölündüğünde 5 kalanını veriyor sorusuyla 7'şer 7'şer saydığımda 4, 8'er 8'er saydığımda 5 bilye artıyor sorusu birbirinin aynısıdır. Hadi o zaman işlemi uygulayalım. Eğer 7'ye ve 8'e tam bölünseydi 7 ve 8'in en küçük ortak katı olacaktı. Ki 7 ile 8 aralarında asal olduğu için bunların en küçük ortak katı 56'dır. Sonrasında bölenle kalan arasındaki farka bakacağım. 7 ile 4'ün arasındaki fark 3, 8 ile 5'in arasındaki fark 3 olduğuna göre ben 56'dan 3 çıkartacağım. Yani cevap 53'tür. Torbada en az 53 tane bilye vardır. Ve 5. sorudayım. X, Y, Z ve A pozitif tam sayılar olmak üzere A sayısı 4X artı 1'e, 5Y artı 1'e ve 6Z artı 1'e eşit olduğuna göre A en az kaçtır demiş. Arkadaşlar A sayısı 4'ün herhangi bir katından bir fazla, 5'in herhangi bir katından bir fazla, 6'nın herhangi bir katından bir fazla. Şimdi ben burada şunu yapabilirim bakın. Hepsinde de artı 1 olduğuna göre ben bütün terimlerden eşitliğin her bir tarafından 1 çıkartıyorum. A'dan 1 çıkardım A eksi 1. 4x artı 1'den 1 çıkardım 4x. 5y artı 1'den 1 çıkardım 5y. Ve 6z artı 1'den 1 çıkardım 6z. Dolayısıyla bakın ne oldu? A eksi 1 sayısı hem 4'ün katı hem 5'in katı hem de 6'nın katı oldu. O zaman ben 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katını alıp A eksi 1 sayısını elde edebilirim. 2'ye böldüm 2, 5, 3. 2'ye böldüm 1, 5, 3. 3'e böldüm 5, 1 ve 5'e böldüm 1. Çarptım 4 kere 5, 20 kere 3, 60. Şu anda A eksi 1'in alacağı en küçük değeri elde etmiş oldum. Ama bana A'yı soruyor. A eksi 1 60 ise eksi 1'i karşıya gönderirim. A sayısı 61 yapar. Denklemle çözdüm. Peki bu denklemi bu şekilde yorumlamaya gerek var mıydı? Yanlış değil. Evet doğru böyle bir çözüm yapabilirsiniz ama biraz uzattık gibi. Bakın bunu aynı soruyu şöyle de düşünebilirsiniz. Burada verilen eşitlikte her bir tarafta artı bir var. Bu artı birler olmasaydı 4'ün, 5'in ve 6'nın katı olacaktı. 4, 5 ve 6'nın en küçük ortak katı 60. Hepsinde de artı bir var. Üstüne bir eklerim 61 olur diyebilirdiniz. Aynı sonucu elde edersiniz. Ekoku bulduktan sonra hepsinde de artı 1 varsa üstüne direkt 1 ekleyin. Hepsinde de artı 1 değil de eksi 2 olsaydı o zaman bulduğunuz sonuçtan 2 çıkartabilirdiniz değerli arkadaşlarım. Geldim 6. soruya. A, X, Y ve Z pozitif tam sayılar olmak üzere. A 4X artı 3, 6Y artı 5, 10Z eksi 1 ise A'nın 3 basamaklı en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi bir düşünelim. A, X, Y, Z pozitif tam sayıları için buradaki artı 3, buradaki artı 5 ve buradaki eksi 1 olmasaydı A sayısı hem 4'ün hem 6'nın hem de 10'un ortak bir katı olacaktı. O zaman ben 4, 6 ve 10'un en küçük ortak katını alıyorum. 2'ye böldüm 2, 3, 5. 2'ye böldüm 1, 3, 5.
3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Çarptım bir güzel 4 kere 5, 20 kere 3, 60. Yalnız soru da bana diyor ki 3 basamaklı en küçük değeri. Ama benim bulduğum ekok 2 basamaklı. Bunun 3 basamaklı olması için bulduğum ekokun katlarını almak zorundayım. Peki kaç katını alacağım? En az dediği için, en küçük değeri dediği için 60'ın 2 katını alıyorum. 120 sayısını elde ediyorum ki bu 3 basamaklı bir sayı. Sonra kalanlara bakıyorum. Birinde artı 3 var, birinde artı 5 var, birinde eksi 1 var. Aynı değil. Aynı olsaydı pozitifken onu ekleyecektim, negatifken çıkartacaktım ama aynı değil. Eğer aynı değilse aradaki farklara bakıyorum. 4 ile 3'ün arasındaki fark 1, 6 ile 5'in arasındaki fark 1, zaten sonda fark 1 var. Eksi 1, eksi 1, eksi 1. Artık 3'ünde de aynı değerin bulunduğunu gözlemledim. İşte 3'ünde de fark 1 olduğu için 1 çıkartıyorum. Böylece A'nın alabileceği en küçük değer 119 diyebilirim. Soru 7. Eni 10 santim, boyu 12 santim olan dikdörtgen biçimindeki fayanslar ile kare biçiminde bir yüzey kaplanacaktır. Hani dedik ya, EBOB'da bütünden parçaya gidiyorsunuz, ECOG'da parçadan bütüne gidiyorsunuz. Küçük parçalardan büyük bir bütün, yani büyük bir sayı elde ediyorsanız o zaman ECOG alacaksınız. Arkadaşlar 10 ve 12 santimlik ebatlara sahip fayansları kullanarak kare biçiminde bir yüzey oluşturacaksam o zaman ben küçük parçalardan bir bütün elde ediyorum. Bu yüzden ECOG alacağım. Yani 10 ve 12 için önce 2'ye bölüyorum 5, 6. 2'ye böldüm 5, 3. 3'e böldüm 5, 1. 5'e böldüm 1. Çarptım 4 kere 5, 20 kere 3, 60. 60, 60. Bütün sorularda 60 çıktı. Yapacak bir şey yok. Peki bu ne? Verilenlerin birimleri santimetre olduğuna göre benim bulduğum 60'ın birimi de santimetre. 60 santimetrelik bir yüzey oluşturacağım. Tabi bu yüzey kare biçiminde ve bu kare biçimindeki yüzeyin bir kenar uzunluğu 60 santimetre. Peki kaç fayans kullandığımı nasıl bulacağım? EBOB'da da benzer bir işlem yapmıştık. Yüzeyin bir kenar uzunluğunun 60 santimetre olduğunu buldum ve bu bir kare. Fayansların da 10 ve 12 santim ayrıtlara sahip olan bir dikdörtgen olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kaç tane fayans kullandığımı bulmak için yüzeyin alanını, yani karenin alanını dikdörtgenin alanına, fayansların alanına bölmek zorundayım. Dolayısıyla bir kenar 60 olduğuna göre karenin alanı 60 çarpı 60. Eni 10, boyu 12 olduğuna göre dikdörtgenin alanı 10 çarpı 12. Bunları birbirine böleceğim. Önce sadeleştiriyorum. Sıfırları attım. 60'ı 12'ye böldüm 5. 6 ile 5'i çarptım. 30 tane fayans kullanmam gerekirmiş. Ve 8. soru. İki çalar saat sırasıyla 4 bölü 5 ve 5 bölü 6 saatte bir çalmaktadır. Bu iki saat ilk kez saat 16.45'te birlikte çalmıştır. Saatler ikinci kez saat kaçta birlikte çalar? Şimdi işin içinde zaman dilimleri var. Gün, ay, saat vesaire. İşin içinde zaman dilimleri varsa bana soracağı soruda illaki bu zaman dilimlerinin ortak bir katını sormak zorunda. Sonuçta bana burada verdiği 4 bölü 5 saatlik zaman dilimini parçalamam mümkün değil. Zaman hep ileriye doğru akıyor. Dolayısıyla katını almak zorundayım. Yani size gün, ay, saat, dakika gibi zaman dilimleriyle ilgili bir soru soruyorsa bilin ki orada ECOG var. EBOB olması mümkün değil. ECOG almak zorundayım. Gideceğim, bu sayıların ECOG'unu alacağım ve ona göre soruyu yorumlayacağım. Arkadaşlar, 4 bölü 5 ve 5 bölü 6 sayılarının en küçük ortak katını bulmak zorundayım. Bununla ilgili özelliği anlatmıştım daha önce. Rasyonel sayıların ECOG'larını alıyorsanız, siz payların ECOG'unu paydaların EBOB'una bölmek zorundasınız. 4 ile 5 aralarında asal olduğu için ECOG'ları 4 çarpı 5'ten 20 yapar. 5 ile 6 aralarında asal olduğu için EBOB'ları 1 yapar. Bölersem 20 çıkar. Peki
Ben bu 20'yi buldum ama bu 20 ne? Bana verilen 4 bölü 5 ve 5 bölü 6'nın birimi saat olduğu için bu 20'nin birimi de saattir. Yani ne oluyor burada? Bu iki çalar saat 20 saatte bir birlikte çalıyorlar. Şimdi bana diyor ki ilk kez saat 16.45'te çaldı. Birinci kez 16.45'te çaldı. İkinci kez saat kaçta çalar? Aradan geçen zaman 20 saat. 20 saatte bir çalıyor. O zaman ben 16.45'in üzerine 20 saat eklemek zorundayım. Önce normal topluyorum. 16, 20 daha 36.45. Sonra diyorum ki bir gün 24 saatte saatten 24'ü çıkart. 36'dan 24'ü çıkartırsam 12.45 olur. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. 20 saat ileri gitmek demek zaman bazında düşündüğümde bir gün 24 saat olduğu için aslında 4 saat geri gitmek demek. 20 saat ileri gitmektense 4 saat geri gitmek daha kolaydır. Dolayısıyla 16.45'ten 4 saat geri gidersem 12.45'i elde etmiş olurum. Devam ediyoruz. Ve 9. soru. Bir limana 3 gemi sırasıyla 15, 20 ve 25 dakikada bir geliyor. Gene işin içinde zaman var. İşin içinde zaman varsa ekok. Bu 3 gemi limana ilk kez saat 10.05'te birlikte geldiğine göre gemiler limana 3. kez saat kaçta birlikte gelir? Hemen vakit kaybetmeden ekoku bulalım. 15, 20 ve 25 için ekoku buluyorum. 2'ye böldüm 15, 10, 25. 2'ye böldüm 15, 5, 25. 3'e böldüm 5, 5, 25. 5'e böldüm 1, 1, 5 ve 5'e böldüm 1. Şimdi çarpalım. 2 kere 2, 4. 5 kere 5, 25. 4 kere 25, 100. 3 ile çarptım. 300. Bu sayıların ekoku 300. Peki 300 ne? Dakika. Hemen 300 dakikayı 60'a bölüp saate çeviriyorum. 5 saat. Bu ne demek? Bu gemiler 5 saatte bir limana birlikte gelecekler. Peki bana verdiği bilgi neydi? İlk kez 10.05'te birlikte geliyorlardı. Birinci kez 10.05'te birlikte geliyorlarsa 5'er saat arayla geldikleri için ikinci kez 15.05'te ve üçüncü kez 20.05'te bu limana birlikte gelmiş olacaklardır. Ve son soru. 3 uçak bir havaalanına sırasıyla 12, 15 ve 20 günde bir gelmektedir. Bu 3 uçak havaalanına ilk kez Perşembe günü birlikte geldiğine göre 5. kez hangi gün birlikte gelir? Gene işin içinde zaman var. Gene ben verilen sayıların ekokunu alacağım. 12, 15 ve 20'nin en küçük ortak katını hesaplıyorum. 2'ye böldüm 6, 15, 10. 2'ye böldüm 3, 15, 5. 3'e böldüm 1, 5, 5. 5'e böldüm 1, 1. Çarptım 4 kere 5, 20 kere 3, 60. Peki 60 ne? Gün. Bu ne demek? Bu uçaklar bu havaalanına 60 günde bir birlikte gelecekler. Peki bir düşünelim. Bir hafta kaç gün? 7 gün. Dolayısıyla 7 gün geçtiğinde aslında gün olarak fark eden bir şey olmayacak. Yani Perşembeden sonra geçen her 7 günde bir gene Perşembe'ye gelmiş olacak. Bu yüzden ben gidiyorum 60'ı 7'ye bölüyorum. 8 kere var 56, kalan 4. Yani aradan geçen her seferinde aradan geçen süre 8 hafta 4 günlük bir süre. Peki 8 haftalık bir süre benim için bir şeyi değiştirecek mi? Hayır. Perşembeden 8 hafta sonrası gene Perşembe. Dolayısıyla bütün olay 4 gün üzerine kurulu. Peki ben birinci kez Perşembe günü birlikte geldiğini biliyorum. 5. kez hangi gün birlikte geleceklerini bulacağım. Demek ki birinci seferden sonra 4 kez daha birlikte gelmeleri gerekiyor. Her seferinde 4 gün fark edeceğine göre 4 seferde 4 çarpı 4 16 gün fark edecek. Yani Perşembeden 16 gün sonra bunlar 5. kez birlikte gelmiş olacaklar. Gene ben bunu 7'ye bölüp kaç hafta geçtiğini buluyorum.
aradan geçen süre 2 kere olduğu için 2 hafta ve kalan 4 gün olduğuna göre perşembeden sonra 2 hafta 2 gün geçmek zorunda. Perşembeden sonra 2 hafta geçerse gene perşembe, üstüne 2 gün daha eklersem cuma, cumartesi. Yani 5. kez cumartesi günü birlikte gelmiş olacaklardır. Arkadaşlar, Ebobekok'u bitirdik. Bir sonraki videoda yeni konuyla görüşmek üzere.